Türkiye'de yine darbe olur mu? Darbeler devri kapanıyor dedik. 15 Temmuz'daki o kalleşliği yaşadık. 15 Temmuz'dan sonra Erdoğan orduyu tamamen dizayn etti. Dolayısıyla ordunun Erdoğan'a karşı, bu yeni ordunun, yeni şekillenmiş ordunun böyle bir tezgah içerisinde gireceğini açıkçası sanmıyorum. Ama şöyle bir hususu özellikle vurgulamak lazım. Erdoğan özellikle 15 Temmuz'dan sonra, onun öncesinden başlayan ama 15 Temmuz'dan sonra iyice zirveye çıkan, meşru siyasi alanı o kadar daralttı ve muhalefeti de o kadar kriminalize etti ki, şeytanileştirdi ki, kutuplaşmayı ülkede o kadar tırmandırdı ki, siyaset dışında kalması şart ve elzem olan bir takım odakların iştahını çok ciddi bir şekilde kabarttı. Bu da özel olarak not düşmekte yarar var. Türkiye'de darbe karşıtlarının, darbeleri engellemenin yolu meşru yasal siyasetin alanını genişletmektir. Hem o alanı alabildiğine daraltıp hem de bir taraftan darbe karşıtlığı üzerinden propaganda yaptığınız zaman inandırıcılığınız kalmaz. Darbenin imkanını ortadan kaldırmak için siyasetin, meşru siyasetin, temel hak ve özgürlüklerin önünü açmanız gerekiyor. Böyle bir ikili bir durumla karşı karşıyayız.